بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وَاللَّعْنَةُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَا اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şehadetle sonuçlanan hastalığının son anlarında evlatlarına şöyle vasiyette bulunmuştur. Ya beniyye aşirun nâse işreten in şi'tum hennu ileykum ve in fugittum beku aleykum. Ey evlatlarım, insanlarla öyle geçinin ki yaşadığınızda sizi sevip saysınlar, size aşık olsunlar. Ve öldüğünüzde de size ağlasınlar. Ya beniyye innel kulube cunudun mucennedetun tetelahazu bil mevaddeti ve tetenace biha ve kezalike hiyel buğd. Ey evlatlarım, kalpler saf çekmiş, sevgi ve dostlukla birbirlerine bakmaktadırlar. Düşmanlık da aynen böyledir. Ve şöyle buyuruyor Emirül Müminin devamında: Feiza ahbabtumur racule min gayri khayrin sabaqa minhu ileykum farcu. Daha önce hayrının ulaşmadığı ve ulaşmasını istediğin kişiye ümit var ol. Ve iza abghaztumur racule min gayri su'in sabaqa minhu ileykum fahzaruhu. Ve şerrinin sana ulaşmayacağına güvendiğin kişiden de kaçın, dikkatli ol. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam evlatlarına çok önemli ve hassas iki toplumsal ve içtimai meseleyi hatırlatmaktadır. İnsanların sevgisini kazanmanın yollarını hatırlatmaktadır. Hakikatta Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam bu vasiyatında insanların sevgi ve muhabbetini cazbetmenin yollarını göstermiştir. İnsanların sevgisini kazanmak, onları aşık etmek ilahi nimetlerden bir nimettir. Halkın sevgisini kazanmak o kadar da basit bir şey değildir. Yine Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam Nehcül Belaga hikmet onda şöyle buyuruyor: Halitun nasa muhalateten in mittum ma'aha bekau aleykum ve in şi'tum hennu ileykum. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin.
Yani halkın içerisinde öyle geçinmeliyiz ki bizleri görmediklerinde özlesinler, arzulasınlar, arayıp sorsunlar ve ölüm haberimizi aldığında da rahmetle ansınlar. Muaşiret adabı ve insanların sevgi ve muhabbetine mahzar olmanın ilk yolu insanlara güler yüzlü olmaktır. Asık suratlı olmamaktır. İnsanlara güler yüzlü olmak, onları rencide etmemek, iyi ve güzel şeyler yapmak o kadar da basit bir şey değildir. Eğer basit olsaydı etrafımızda bu kadar kavgalı ve küsülü eşler, aileler, dostlar olmazdı. İmam Bakır aleyhissalatü vesselam veya İmam Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Senâi'ul ma'rufi ve husnul biş yeksibânil mehabbete ve yudhilânil cenne. İyi işler yapmak ve güler yüzlü olmak sevgi kazandırır ve kişiyi cennete götürür. Vel buhlu vel ubusul vechi yub'idani minallah ve yudhilanin nar. Cimrilik ve asık suratlılık insanı Allah'tan uzaklaştırır ve kişiyi cehenneme götürür, cehenneme sokar. Dikkat edin, toplum ve etrafımızdaki güler yüzlü kişiler nasıl insanların gönlünde sevgi ve muhabbet tahtı kurmuştur. Ve yine asık ve ebuz suratlı kişiler nasıl insanlar tarafından nefret edilmektedir. İmam Bakır aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gelerek dedi ki, ya Resulallah, bana nasihatte bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona şöyle bir öğütte bulundu. Kardeşini güler yüzle karşıla. Kardeşinle karşılaştığında güler yüzlü ol, tebessümlü ol. Bundan daha büyük bir nasihat olmaz. İnsanların sevgisini kazanmak istiyor isek etrafımıza güler yüzlü olmalıyız. Asık suratlı olmamalıyız. İbni Mahbub şöyle rivayet etmiştir. İmam Cefer Sadık aleyhissalatü vesselama güzel ahlakın sırrı nedir diye sordu. Kale tulinu cenaheke ve tutibu kelameke ve elga ehake bi bişrin hasenin. İmam aleyhissalatü vesselam güzel ahlakın sırrını şu üç kelimede özetlemiştir. Bir, güzel ahlakın sırrı kanatlarını aşağı indirmen, yani gurur kibir merkebine binmemen, insanlara karşı alçak gönüllü, mütevazi olman, iki, tatlı sözlü olman, üç, insanlarla karşılaştığında güler yüzlü olman, tebessüm etmen. Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam yine şöyle buyuruyor. El-beşâşetu hibâletul mevadde. Güler yüzlülük dost yakalamak için bir tuzaktır. Yani güler yüzlülükten daha güzel bir dostluk olmaz. İnsanlarla dost olmak istiyor isen, dostunun olmasını istiyor isen güler yüzlü olmalısın. Tebessümlü olmalısın. Husnul beşru evvelül atai ve eshelul seha. Yine bir başka buyruğunda Emirül Müminin şöyle buyuruyor. Güler yüzlülük bağışın başlangıcı ve en kolay cömertliliktir. Cömert mi olmak istiyorsun? Para, pul, mülk harcama. Güler yüzlü ol insanlara karşı. Tebessümlü ol. Asık suratlı olma. Sebebul muhabbete elbişru. Yine Emir el-Mu'minin Kur'an-ı Hikem'de bu hadisler zikrolunmuştur. Buyuruyor ki, güler yüzlülük muhabbetin sebebidir. Sevgi ve muhabbetin ana nedeni güler yüzlülüktür.
O sevgi ve muhabbete sahip olmak istiyor isen ise güler yüzlü olmalısın. Beşer kırgın, üzgün, morali bozuk olabilir bazen. İnsan halidir. Ama bu hüzün ve kırgınlığını kalbine gömer. Etrafına hissettirmez. Müminin sıfatı ve özelliği budur. Hadiste yine şöyle buyuruluyor Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam: El müminu bişruhu fi vecihi ve huznuhu fi kalbihi. Müminin sevinci yüzündedir. Yüzüne baktığında bunun sevinçli, neşeli olduğunu görürsün. Hüznü ise kalbindedir. Etrafına hüznünü göstermez. Etrafına hüznünü gösterip insanları da rencide etmez. İnsanlara karşı güler yüzlülük kalplerin kin ve nefretini söküp atmaktadır. Para ile, mal ile, konuşmalar ile giderilemeyen, sökülüp atılamayan kırgınlık bir tebessümle yok olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Husnul bişri yezhebu bil sahime. Güler yüzlülük kin ve öfkeyi yok eder. Hasan bin Hüseyin rivayet eder. İmam Sadık aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ya beni Abdülmuttalib, innekum len tes'un nase bi amwalikum, falqawhum bi talaqatil vechi ve husn. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem akrabalarına şöyle buyurdu: Ey Abdülmuttalib oğulları, mallarınızla insanların sevgi ve muhabbetini kazanamazsınız. Para harcamayla, pul harcamayla kazanamazsınız insanların sevgisini. Gönüllerini fethedemezsiniz. Öyleyse onlara karşı güler yüzlü ve içtenlikle davranın. Samimi davranın. Güler yüzlü olan insanlara karşı. Eğer böyle yapar iseniz insanların gönlünde sevgi muhabbet tahtı kurursunuz. Sizi görmediklerinde arayıp sorarlar, özlerler sizi. Vefat haberinizi aldığında ise rahmetle, mağfiretle anarlar. Allah'tan bağışlanma dilerler. Yine İmam Bakır aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: Güler yüzlülük ve içtenlik dostluk ve Allah'a yaklaşmaya vesile olmaktadır. Kötü ahlak ve asık suratlılık ise kin ve Allah'tan uzaklaşmaya sebep olmaktadır. Maşiret adabından ikincisi ise insanların sevgi ve muhabbetini kazanmanın ikinci yolu ise iyi bir komşuluk etmektir. Komşularla iyi olmaktır. Güler yüzlülük ve sevgi komşulukları pekiştirmektedir. Aradaki sevgi ve muhabbeti çoğaltmaktadır. Komşuluk ilişkilerini samimileştirip güçlendirmektedir. Hadislerimizde güzel komşuluk hakkında yüzlerce hadis zikrolunmuştur. İmam Sadık aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: Husnul civarı yezidu firrizk. Güzel komşuluk insanın malına, mülküne bereket katar. İnsanın rızkını bollaştırır. Husnul civar ziyadetun fil a'mar ve imaretud diyar. İyi komşuluk ömürlerin uzamasına, beldelerin yaşanılır bir hale gelmesine neden olur. Hakikatta güzel bir komşuluk mahallenin güzelliğidir, asayişidir. O apartmanın, o binanın huzur ve mutluluk kaynağıdır. Allah korusun, kötü komşuluk olduğunda insan o şehri terk etmek zorunda kalıyor. O mahalleyi terk ediyor. Ebu Rabi Eşşami şöyle rivayet eder: İmam Sadık aleyhissalatu vesselam ev halkının hepsi bir aradayken şöyle buyurdu:
Biliniz ki kendisine komşu olan kişiyle iyi komşuluk etmeyen kimse bizden değildir. Değerli müminler, çok önemli, büyük bir hadistir bu. Büyük manalar içermektedir. Biz Emirül Müminin İmam Ali'nin şialığını iddia ediyor isek, mezhebimizin İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam mezhebi olduğunu iddia ediyor isek, İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselamın bu buyruğu bizim için çok büyük bir sözdür. Komşusuyla iyi geçinmeyen, iyi bir komşu olmayan bizden değildir buyuruyor. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada, Avrupa'da bu Hristiyan komşuları arasında öyle komşuluk etmeliyiz ki bizim amelimizle, komşuluğumuzla bizim neye inandığımızı, kime tabi olduğumuzu merak edip araştırmaya koyulmalıdırlar. Biz Ehlibeyt dostu olarak diğerlerinden farkımızı komşuluğumuzla göstermeliyiz. Edebimizle, erkanımızla, sakinliğimizle, gel gitteki ses çıkarmamamızla onların teveccühünü üzerimize çekmeliyiz. Ehlibeyt aleyhissalatu vesselamın ahlaki buydu. Niye insanlar Ehlibeyt'e aşık oluyordu? Ehlibeyt'in ahlakından dolayı, Ehlibeyt'in güzel komşu olmasından dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yoluna diken döken gayrimüslim birisini iki gün görmediğinde soruyor, nerededir o genç? Göremiyorum onu. Ya Resulallah, hastadır. Yatıyor, sizin yolunuza diken döken yatıyor. Resulullah da hadi gidelim onu ziyaret edelim. Bu bizim komşumuzdur. Hadi gidelim onu ziyaret edelim. Ehl-i Beyt'in ahlaki buydu. Biz bulunduğumuz bu coğrafyada, bulunduğumuz bu ortamda Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselam'ı hakkıyla tanıyıp, hakkıyla onların buyruklarına amel eder isek, insanlar Ehl-i Beyt'e aşık olacaktır. Değerli müminler, güzel bir yaşam istiyor isek, insanların bizi sevip saymasını istiyor isek, Ehl-i Beyt aleyhissalatü vesselam bunun yolunu bize göstermiştir. İnsanlara güler yüzlü olmalıyız. İnsanlara samimi olmalıyız. İnsanları etrafımızdan kaçırmamaya gayret göstermeliyiz. Allah Azze ve Celle bizleri Ehl-i Beyt aleyhissalatü vesselamın buyruklarına amel eden salih mümin kullarından karar kılsın. Amin.